Profesör Doktor Hamide Gübük, Keçi Boynuzu'nun Ekolojik İstekleri adlı sunumunu gerçekleştirecek Hamide hocamız. Hocam buyurun, söz sizde. Süreniz 20 dakika. Çok teşekkür ederim sayın moderatörüm. Değerli katılımcılar, hepinize ben öncelikle hoş geldiniz demek istiyorum. Dün yoğun bir gündü ve verimli geçti. Umarım bugün de aynı şekilde verimli bir gün geçiririz. Hepimize şimdiden başarılar diliyorum ben. Benim bugünkü konum ekoloji. Ekoloji niçin önemli dediğimiz zaman herhangi bir türün herhangi bir lokasyonda ticari olarak yetiştiriciliğini etkileyen bana göre en önemli faktörlerden birisi. Tabii ki meyvecilik uzun soluklu bir yatırımdır. Eğer başlangıçta ekolojik seçim açısından yapılan bir hatanın uzun süre giderilemeyeceğini ve giderilme şansının da olmayacağını ben burada tekrar hatırlatmak istiyorum. Bununla ilgili tabii ki konumuz keçi boynuzu ama ekolojik açıdan uygun olmayan, şimdi hep bizde şöyle bir kanı var. Dün de bir soru geldi. İşte biz bunu burada açıkta yapamadık, örtü altına alabilir miyiz? Şimdi bunu böyle bir şey yaptığımız zaman bunun bir mantığını oturtmamız lazım. Yani attığımız taş, ürküttüğümüz kuşa değecek mi? Bunu iyi bir şekilde hesaplamamız lazım. Mesela burada çok modern bir sera yapılmasına rağmen burada soğuktan tamamen etkilendiğini görüyoruz. Yine bir muz, modern bir muz serası ama bitkilerin tamamen soğuktan zarar gördüğünü, özellikle yine muzda taban suyu çok yüksek olan yerlerde kurulduğu zaman yine burada bitkilerin nasıl etkilendiğini görüyoruz. Yine şimdi hep böyle düşük sıcaklıktan bahsediyorum ama bu sene bir de maalesef yüksek şeyi de gördük, yüksek sıcaklığı da gördük. Mesela bunu belki sene Senik tarafında yine avokado soğuktan zarar görmüş. Yine avokado, yine açıkta mango. Burada yine mango da soğuk zararını görüyoruz. Yine pasiflora'da uygun olmayan bir ekolojide kurulmuş pasiflora'da yine soğuk zararı. Yine burada da yine Niçi'de soğuk zararını görüyoruz. Bir de tabii bu sene biliyorsunuz çok kavurucu bir sıcaklıkla karşılaştık. Hani iklim değişikliğini hep böyle biz şey algılıyoruz. İşte sıcaklık yükselecek, biz burada her şeyi yapabileceğiz. Ama daha da yükseldiği zaman maalesef hiç kimse bir şey yapamadı. Ve şu anda bazı avokado plantasyonlarında meyvelerin tamamının, yani tamamını olmasa da bazı çeşitlere göre duyarlılıklar da var. Onları da yani tabii konumuz bu değil, onun için detaya girmeyeceğim. Burada biz öğrencilerimize de bu konuda anlatırken işte şurada bu çeşit, bu tür uygun mu şeklinde bir kanıya varacağımız zaman önce bir ekolojiyi de bir incelemek lazım. Etrafta ne tip ağaçlar var, neler var, bunları bir görüp ona göre bir yaklaşımda bulunmak lazım. Tamam, dün işte neredesinde şeyde Ukrayna'da keçi boynuzu üretim şeklinde bir şey var denmişti. Hadi tabii ki zaman zaman bazı mikroklimalar oluşabilir ama burada bizim öncelikli olarak ekolojik olarak baktığımız zaman mutlaka etrafı bir incelememiz lazım. Keçi boynuzu subtropik bir meyve türü. Genel anlamda baktığımız zaman dün de söyledik, daha çok Akdeniz ülkeleri ve bazı işte yine İsrail, Lübnan, Fas'ın güneyi ve Tunus kıyı kesimlerinde rastlanıyor. Genel anlamda hem kuzey yarımkürede hem güney yarımkürede yetiştirildiği var. Güney yarımkürede özellikle bazı gezdiğim yerlerde bitki olarak yetişebildiğini, fakat özellikle yaz aylarındaki aşırı yağmurlardan dolayı bazı hastalıkların baş gösterdiğini gördüm. İşte Güney Afrika'da bitki olarak gördüğümde ağaç olarak var ama üzerinde doğru düzgün meyvenin olmadığını. Yine Amerika'da bazı Kaliforniya'da mesela ağaç olarak var ama meyve verimini bizim buralarla, subtropiklerle ya da işte Kuzey Yarımküre'yle kıyasladığımız zaman bazı yerlerde ağaç olarak, bitki olarak yetişebiliyor fakat verim ve kalitenin çok iyi olmadığını söyleyebiliriz. Peki bizim durum nasıl dersek, biz buradan Hatay Samandağ'ına kadar olan kıyı şeridinde biz bunu yetiştirebiliyoruz. Genel anlamda kıyıdan içeriye doğru gidiş var mı? Evet, var ama daha çok kıyı kesimlerinde daha ağırlıkta.
Yine Adana'nın Kuzan ilçesi, Mersin'in yine ilçelerinde 15 kilometre içerilere kadar girebiliyor. Peki yükseklikle yayılım arasında bir ilişki var mı? Evet, kesinlikle var. Dün de gündem oldu. Kaç metre yüksekliğe kadar yetişebilir şeklinde. Tabii uzun yıllar seleksiyon çalışmaları yaptığımız için burada en yüksek Erdemli Bozburun'da 500 metre yüksekliğinde ağaçlara rastladık. Fakat verimin olmadığını veya meyvelerin oldukça küçük kaldığını fark ettik. Genel anlamda 0-600 metre yüksekliğe kadar yetişebiliyor ama en yoğun ve en yoğun ağaçlara ve kaliteli meyvelere 20-100 metreye kadar olan kıyı şeridinde rastladığımızı söyleyebilirim. Ve 200-500 metreden sonra ise ağaç yoğunluğunda azalma olabiliyor ve azalma kesinlikle oluyor, onu da söyleyebiliriz. Sıcaklık yönden düşündüğümüz zaman portakal ekolojisine benziyor ama burada ekolojik açıdan benziyor ama tabii portakalla kıyasladığımız zaman kurağa daha dayanıklı, işte sıcağı, aşırı yüksek sıcaklığa daha dayanıklı, düşük sıcaklığa -4 dereceye kadar dayanabiliyor. Tabii ki burada sıcaklığa dayanımda, düşük sıcaklığa dayanımında bitkinin içinde bulunduğu fizyolojik durum, ağacın yaşı ve buna benzer faktörler de etkiliyor. İsrail'de yapılan çalışmalarda 50 dereceye kadar dayanabildiği tespit edilmiş. Bizde tabii ki herhangi bir türün bir yerde yetişebilmesi için özellikle ılıman iklim meyve türleri açısından düşündüğümüz zaman belli bir soğuklama ihtiyacı var. Burada özellikle burada kiraz, elma, armut gibi soğuklama ihtiyacı özellikle yetişkin ağaçlarda yok. Genç ağaçlar ve çiçekler -4 derecede zarar görüyor. Yetişkin ağaçlar ise -7 derece ve yani 17 derece ile -7 ile -10 derece arasında zarar görüyor. Tabii ki burada sürede çok önemli diyebiliriz. Genellikle ılık bir kış, sıcak bir sonbahar, kurak ve biraz daha sıcak bir yaz istiyor. Genelde bitkide büyüme duruyor mu şeklinde bir araştırma yaptığımız zaman özellikle kıyıya kesin yakın olan yerlerde genel anlamda sıcaklıklar her 10 derecenin üzerinde seyrettiği için burada sürekli bir büyüme ve gelişme oluyor ama özellikle en iyi büyüme ve gelişme sonbahar ve ilkbahar aylarında olduğunu söyleyebiliriz. Dediğim gibi daha aşağı kesimlerde birazcık büyüme sürekli de devam ediyor. Genel baktığımız zaman ülkemizde özellikle Akdeniz sahil şeridini aldığımız zaman burada yıllık ortalama sıcaklıklar 15 derecenin üzerinde gerçekleşiyor. Meyvenin de tabii ki olgunlaşabilmesi için belli bir toplam sıcaklık isteği vardır. Bununla ilgili olarak yapılan çalışmalarda 9 santigrat derecenin üzerinde 5000-6000 saate ihtiyaç duyduğu belirlenmiş. Tabii ki olgunlaşma döneminde toplam sıcaklık isteği daha yüksektir. Meyvede büyüme ve gelişme yaklaşık baktığımız zaman 10-11 ayda tamamlanıyor. Meyvenin büyümesine baktığımız zaman tek sigmoid meyveli. Burada genel anlamda meyve tutumu, tozlanma ve döllenme, çiçeklenme Ağustos-Eylül aylarında, Eylül ayından sonra tozlanma ve döllenme gerçekleşiyor. Şöyle baktığımız zaman kış ayı boyunca büyüme yavaş ama Nisan ve Mayıs aylarına doğru büyüme hızlanıyor. Daha sonra ilk şeyden sonra yaz ayının başlangıcında ise büyüme durup daha sonra renk değişimine gidiyor. Mayıs ve Haziran ayları arasında meyvede su içeriği yüksek. Tabii hasada doğru bu su içeriği daha azalıyor. %12-18 arasına kadar düşebiliyor. Şimdi tabii ki dün de konuşuldu, sulamadan keçi boynuzu yetiştirilebilir mi şeklinde. Genel anlamda işte yabancı uzmanlarımızdan da bahsettiler. Yani mutlaka dikimden sonra belli bir yaşa gelinceye kadar özellikle 1 yaşında mutlaka sulama gerektiği, 2-3 yaşından sonra sulamanın nispeten azaltılabileceği belirtildi. Bizim de deneyimlerimize göre sulama verimi ve erken meyveye yatırmayı olumlu yönde etkiliyor. Yıllık yağışın yani 250 milimetrenin altına düşmemesi gerekiyor. 500-550 milimetre yağış olursa ideal. Fakat bu yağış sonbaharda olursa birazcık özellikle bazı hastalıklara da davetiye çıkartıyor.
Yine sonbaharda aşırı yağışlar tozlanma ve göllenmeyi yine olumsuz yönde etkiliyor. Yıllık yağışın 250 milimetrenin altında olması ister istemez verimi ve buna bağlı olarak da kaliteyi düşürüyor. Şimdi yer ve yörenin açısından düşündüğümüz zaman meyvecilikte tabii ki biz hep hafif eğimli arazileri, tamamen düz ve taban arazilere tercih ederiz. Zaten biz de bunu, şunu şöyle bir şey söylemek istemiyorum. Yani gidip taban toprağınıza tamamen keçi boynuzu yapma yerine özellikle dün de sürekli konuşuldu. Marjinal topraklarda, marjinal özelliğe sahip olan topraklarda daha çok tercih etmemiz lazım. Yine hafif eğimli arazileri, taban arazilere tercih etmeliyiz. Güney yöneyi tabii ki kuzey yöneye göre tercih edilmeli. Yani tabii ki vadilerde yetiştiricilik açısından uygundur. Rüzgar durumuna baktığımız zaman tabii ki keçi boynuzu normalde dioik bir tür. Yani erkek birey, dişi birey ama hermafrodit tiplerini, hermafrodit çeşitler de var. Özellikle İtalya'da ve İspanya'da hermafrodit çeşitleri de rastlanmış. Rüzgar tozlanma ve döllenmeyi tabii ki olumlu yönde etkiler ama aşırı rüzgar tabii ki hem dal kırılmasına neden olur hem de meyve dökümünü arttırır. Şimdi keçi boynuzu öyle bir tür ki toprak bakımından çok fazla seçici değil. Ama bununla birlikte ideal bir yetiştiricilikte de tabii ki belli kriterlerin olması lazım. Bir şey düşündüğümüz zaman toprakta işte toprak ve sudaki tuz seviyesi özellikle sodyum klorür seviyesinin %3'e kadar tolerans gösterebildiği, kireçli topraklara ve kurak koşullara dayanıklı olduğu, özellikle tabii ki en iyi yetiştiği topraklar drenajı iyi olan kumlu topraklardır. Ama burada şöyle bir şey daha var. Taban suyu seviyesini asla sevmez. Yine baklagiller familyasından olmasına rağmen toprağa azot bağlamaz. Onu da söylemek istiyorum. Yani özellikle toprak bakımından marjinal alanların değerlendirilmesi açısından önemli. Burada da hiçbir meyve türünün yetişmediği taşlık kayalık arazilerde yetiştirilebilir. Taban suyunu asla sevmediğini söylemiştim. Yine taşlık ve yaptığımız seleksiyon çalışmaları sırasında edindiğimiz gözlemlere göre taşlık ve kayalık arazilerde ağaçlar daha bodur gelişiyor. Tabii ki verim de birazcık daha düşük oluyor. Dün de bu resmi göstermiştim. Burası Kozan. Yani şöyle baktığımız zaman bizim burada başka makilik bir alan, makilik alanlar da vardı orada ama burada ben tür olarak başka bir şeye hiç rastlamadım. Tamamen keçi boynuzu ormanı gibiydi burası. Burada da yine görüyorsunuz. Bu da yine Finike taraflarında, yine Demre tarafından, buralar tamamen keçi boynuzu. Toprak bakımından, özellikle taşlık kayalık arazide ise mutlaka gerçekten tohum, yani bu tip yerlerde kazık kök direkt olarak toprağa gittiği için burada eğer biz bir şey yapacaksak, bahçe tesis edeceksek belki tohumdan direkt yetiştirip üzerine aşılama yapmamızın daha uygun olacağı kanısındayım. Üzerinde uzun yıllardır çalıştığımız bir tür olduğu için bu konuda biraz deneyim kazandık. Yani burada kesinlikle bitki belli bir yaşa gelinceye kadar en azından bir yaşında yaz aylarında sulanması gerekiyor. Dün yine söylemiştim belli bir şeyde korunak altına aldığımız zaman da işte şeye baktığımız zaman buradaki bitkinin daha küçük aynı zamanda ekilmesine rağmen tohum buradaki bitkinin daha iyi geliştiğini gösterebiliriz. Yine taban suyunu asla sevmediğini söylemiştim. Böyle burada taban suyu biraz yüksek olan arazilerde bitkide büyüme ve gelişme normale göre daha bak burada baktığımız zaman daha şey bir arazi taban suyu yüksek ama burada birazcık daha yamaç olan yerde bitkinin daha iyi geliştiğini görebiliriz. Yani burada toprak derin toprakta burada ilk dikim birinci yıl ve ikinci yıl görebiliyoruz. Üçüncü ve dördüncü yılda meyveyi görmeye başlıyoruz. Yine bizim de fakültemizde taşlık kayalık bir arazi ama sulama yaptığımız için ağaçlarımız gayet güzel büyüme ve gelişme bakımından oldukça iyi. Burada özellikle sulama önemli. Yine sonuç olarak ben şöyle söylemek istiyorum.
Yüksek sıcaklığa dayanabiliyor. Yetiştiricilikte yıllık ortalama sıcaklığın 15 derecenin üzerinde olması lazım. Yıllık yağışın 500 milimetrenin üzerinde olması tercih ediliyor. 250 milimetrenin olduğu yerlerde verim ve kalite düşüyor. Toprak bakımından seçici değil ama yine de toprak biraz daha taban toprak veya daha derin toprak olduğu zaman verim ve kalite daha yüksek oluyor. Kireç topraklara ve kurak koşullara bademden daha iyi dayanıklı olduğunu söyleyebiliriz. Literatürlerde bunu gösteriyor. Toprak pH'si yönünden ise hem asidik hem de bazik topraklarda yetiştiriliyor. Ben dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınızı ve katkılarınızı bekliyorum. Sayın Hocam, güzel sunumunuz için teşekkür ederiz. Bir tane soru cevap kısmından bir soru gelmiş. Öncelikle onu arz edeyim. Merhaba hocam. Adana gibi yüksek sıcaklıkların görüldüğü bölgelerde anaç ve çeşit seçimi hakkında bilgi verir misiniz? Bahsedildiyse, takibimden kaçtıysa özür dilerim. Mustafa Coşkun Görgün Bey'in bir sorusu var. Başka da bir soru var mı? Ben cevaplayabilir miyim? Buyurun hocam, başka bir soru. Şimdi benim hani bu tip yerlerde biraz önce de söylemiştim. Biz şöyle bir çalışma da yaptık. Şimdi Orman Araştırma Enstitüsü ile çalıştığımız zaman tabii ki büyük alanlarda çalışıldığından dolayı bize hep şöyle söylendi. Ya hocam biz bu işi sulamadan yapabilir miyiz? Hep böyle bir şey gündeme geldi. Ben bunu şöyle bir şey söylemek istiyorum. Özellikle daha kritik yerlerde direkt tohumdan yetiştirip kazık kökünün direkt toprağa atması, tamam zaman süreç biraz uzuyor gibi gözüküyor ama sulama yapmayacaksanız mutlaka hani daha sık sulama yapmayacaksanız tohumdan yetiştirip yani tohumları atıp çıktıktan sonra onlar üzerine yerinde aşılamanın daha uygun olacağını söylüyorum. Şu anda anaçla ilgili çalışma yapıyoruz bir prima projemizde. Burada belki de çoğaltmayla ilgili kısımda bizim Recep Hoca da burada beraber çalışma yürütüyoruz. Bu projeyi birlikte götürüyoruz. Yine Batem'in de içinde olduğu bir proje. Burada anaç seçimine yönelik bir çalışma var. Dünyada klonan anaç yok. Yani anaç olarak genellikle yabanilerin tohumları kullanılıyor. Bunun da nedeni hani dün de konuşulmuştu endospermin daha iyi gelişmiş olması ve yabaniler bunu da denedik. Yabani ve kültürün tohumunu ektiğimiz zaman fidan gelişimi açısından yabaniden gelişen bitkinin daha iyi geliştiğini söyleyebiliriz. Benim önerim direkt yabanileri tohum olarak ocaklara mesela 3-4 tane ekebilirler. Daha sonra ne yapabilirler? Hepsi beraber çıkarsa en iyi gelişen bir ya da iki taneyi bırakıp onun üzerinde aşılama yapabilirler. Şu anda klon dünyada da yok. Bizde de dediğim gibi henüz yeni bir çalışma var. Klonal anaç henüz keçi boynuzunda yok. Teşekkür ederim. Teşekkürler hocam. Recep Bey'in bir sorusu var. Recep Bey sizi dinliyoruz. Ali Hocam, teşekkür ederim. Ben soru değil de Hamide Hocam'a haddim değil ama katkıda bulunmak için parmak kaldırdım. Soruya cevap olarak şunu da söyleyebiliriz. Tabii tohumdan yetiştirmek gerçekten çok önemli. Ama orijin tohumu kullanılırsa belki hem kuraklığa hem de sulamaya biraz daha dayanıklı bir anaç elde edebiliriz. Kozan bölgesinde de arkadaşımız yanlış hatırlamıyorsam, Kozan bölgesindeki ağaçlara ait yabani tiplerin tohumları tabii o bölgeye alışık olduğu için bence daha faydalı olacağını düşünüyorum ben. Teşekkür ederiz Recep Hocam. Başka soru var mı acaba? Galiba başka soru yok. Diğer sunuma geçebiliriz. Hamid Hocamıza tekrardan teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun hocam.